Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için işe giderken ya da okulda kantinden aldığınızda böyle dışarıda satılan parçalar vardır. Dışı hafif gevrek, içi yumuşak. İşte tam da o ayarda yapımı da çok çok kolay. Herkesin yapabileceği şekilde kolay. Harika bir parça tarifi hazırladım. Buyurun başlayalım. Yoğurma kabımıza 2 yemek kaşığı olacak şekilde şeker alıyoruz ondan sonra bir paket kuru maya ve iki paket hamur kabartma tozu ekliyoruz. Oldukça çok bulmuş olabilirsiniz ama işin sırlarından bir tanesi de bu. Maya ve kabartma tozunu birlikte kullanmak. Videonun açıklamalar bölümünde hangi malzemeleri eklediğim var. Oradan faydalanabilirsiniz. Bir su bardağı da ılık süt ekledikten sonra diğer malzemelerimize geçmeden şöyle hepsini iyice bir karıştırıyoruz. 125 mililitrelik çay bardağıyla bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ardından yarım su bardağı da yoğurt kullanıyorum. Tarifimiz için 2 adet orta boy yumurta ihtiyacımız var. Beyazlarını içine, sarılarını üzerine kullanacağım. Bu aşamada sarısının da üzerine bir kapakla örtüyorum ki sarılar kabuk bağlamasın. Evet, bir miktar karıştırdıktan sonra sırada e, tereyağımız var. Tereyağı e, böyle önceden çıkarmıştım krema kıvamında. Böylece sıvıların içinde rahatça eriyebilecek. Eğer bu şekil değilse biraz küçük küçük doğramanızı tavsiye ederim. Evet, sıvılarımın içine yarım paket tereyağı ekliyorum. Yani 125 gram. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tereyağı kullanmıyorsanız margarin de kullanabilirsiniz bu tarifte katı yağ olarak. Ve unumu eklemeye başlıyorum. Toplamda tepeli olmayacak şekilde aynı 200 mililitrelik su bardağımla 6 su bardağı un ekliyorum. 5 bardağı ekledikten sonra tahta kaşığımla şöyle güzelce bir toparlayacağım ve ne kadar un ekstradan istediğine karar vereceğim. Evet şöyle bir toparlıyorum. Ardından bir su bardağı unu yanıma alacağım. Ara ara ekleyerek güzelce hamurumu 3-4 dakika olacak şekilde yoğuracağım. Pazar kahvaltısına hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif bu. Çünkü ekstradan böyle uzunca bir mayalama süresi istemeyecek. Bu arada bu akasya ağacından ya da bambudan yapılan hamur yoğurma kaplarını, yani büyük asya salata kaselerini çok seviyorum çünkü cam kaseden ziyade bunlarla yoğurduğunuz zaman hamurun hiç yapışmadığını göreceksiniz. Kullanım açısından çok kolay. Ben IKEA'dan almıştım. Evet, hamuru yoğurduktan sonra hemen böyle iki parçaya ayırıyorum ve toplamda 20 eşit beze yapacağım. Göz kararı olacak şekilde bu parçalama işlemini yapıyorum. Birazdan bunları hızlıca bezelere dönüştüreceğim. böyle boyutları eşit olmayanları da gördüğünüz gibi eşitliyorum. Şekil verme işlemimiz de oldukça hızlı olacağından dolayı genelde bu aşamada hamurların üzeri kurumasın diye beze yaptıktan sonra Genelde üstünü örterdim ama oldukça yağlı bir hamur olduğu için ve çok çabuk şekillendiği için örtme ihtiyacı hissetmedim. Evet bezelerden bir tanesini alıyorum. Elimle çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde genişletip içine istediğim iç harcını koyuyorum. Hemen tüketeceğim için kaşar peyniri tercih ettim ben. Böyle sıcak sıcak akışkan çok güzel oluyor kahvaltıya. Ama tabii ki içine Patates ve kaşar ya da zeytin ezmesi Ya da istediğiniz herhangi bir şeyle doldurabilirsiniz Sadece bu aşamada eğer benim gibi kaşar peyniri kullanacaksanız Muhakkak kapatma bölümlerini yani bu bölümü çok iyi bir şekilde kapatmanız Ve bakın içe doğru biraz kıvırmanızı tavsiye ederim ki Pişme ve kabarma aşamasında kaşarlarınız akmasın Evet şekil verme işlemini tamamladım. Tepsim sadece 15 adet aldığı için çok sıkıştırmak istemedim. Şimdi bu 5 adeti ayrı bir tepside pişirmek istemediğim için çünkü fırını 2 defa çalıştırmak istemedim. Aynı anda iki tepsi pişirdiğimde de sıkıntı oluyor fırınımda. Bu yüzden bir buzluk poşetine kaldırıyorum. Hem sizler için de fikir olur. Bakın böyle aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Ve günün birinde İki tepsi pişirdiğim zaman bunları da tepsimde kullanacağım. Tabii ki oda ısısına gelip çözüldüğü zaman pişireceğiz. Evet tepsimin üzerine temiz bir mutfak örtüsüyle kapatıp 20 dakika fırına vermeden önce biraz dinlendiriyorum. 2 adet yumurta sarısı ayırmıştık. Güzelce iyice çırpıyorum ve üzerlerine sürüyorum. Tüm bunlar olurken fırınımı 180 derecede ısıtmak için açtım. Birazdan hemen fırında buluşturacağım. Çatalla üzerine istediğim türde şekiller yapıyorum. Bu tarifi ben e, sütle yaptım. Bunun da nedeni biliyorsunuz daha besleyici olsun diye. Sadece suyla da yapabilirsiniz. Bu açıdan da kolay bir tarif. Mutfakta dolapta olan malzemelerle çoğunluk yapabileceğiniz bir tarif. Ve evet fırında 30-35 dakika işte tam da böyle benimki gibi güzel, harika, şahane bir şekilde kızardıklarında çıkarıyoruz. Hazırlama süresi gördüğünüz gibi çok fazla vaktinizi almadı. Ama yediğiniz böyle en çok sevdiğiniz ilk üç parçadan şimdi birinci parça demeyeyim ama ilk üç parçadan birisi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o dışının hafif gevrek yapısı içinin pamuk yumuşaklığı sizi fazlasıyla memnun edecek diye düşünüyorum. Evet iç yapısını da paylaştım sizler için. Çok çok Lezzetli bir tarif. Diğer taraftan e, poğaçalarınızın bu dış gevrekliği kaybolmasın diye tepside tutmayın. Çıkardıktan sonra fırından bir fırın telinin üzerine alırsanız, tepside yağlı kağıdın üzerinde e, beklerken nemlenmezler. Böylece gevrekliğini daha uzunca süre e, koruyabilir. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz ve takip ettiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Tekrar yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.